Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazma, üslü ifadelerin değerlerini hesaplama konusunu öğreneceğiz. Üslü nicelikler. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımıyla elde edilir. 4 x 4 çarpı 4 ifadesinde 4 sayısı 3 defa çarpım şeklinde yazılmıştır. Bu çarpım kısaca 4 üzeri 3 şeklinde gösterilebilir. A ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzeri N ifadesine üslü ifade denir. A üzeri N eşittir. A çarpı A çarpı yani A yani A'yı en defa çarparak elde edebiliriz. Burada A'ya taban, N'ye kuvvet veya üst deriz. A üzeri N ifadesini A üstü N veya A'nın N'inci kuvveti şeklinde söyleyebiliriz. Bir doğal sayının kendisiyle çarpımına o doğal sayının karesi denir. Örnek verecek olursak 5 üzeri 2, 5 çarpı 5 ya da 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25 sonucunu elde ederiz. Bir doğal sayının kendisiyle iki defa çarpımına o doğal sayının küpü denir. Örneğin 2 üzeri 3 yani 2'nin küpü eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2'yi 3 defa kullandığımız için 2'nin küpü o da eşittir. 8 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi konumuzla ilgili örnekleri inceleyelim. Örnek 1. Aşağıda çarpım durumunda verilen üslü sayıları üslü ifade olarak yazalım. Çarpım durumunda verilen sayılara bakalım. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Altı. Yani 6'yı 4 defa çarpmışız. O halde üslü ifadeyi de yazılı şekli 6 üssü 4 ya da 6'nın 4. kuvveti şeklinde okuyabiliriz. İkincisine bakalım. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. Bir. Bakın 1'i 7 defa kullanmışız. O zaman üslü ifade de 1 üzeri 7. 22 çarpı 22 çarpı 22. 22'yi 3 defa yan yana yazıp çarptığımız için 22 üzeri 3. 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0. Yani 0'ı 5 defa yan yana yazmışız. 0 üzeri 5 şeklinde üstü ifade olarak yazabiliriz. Örnek 2. Aşağıda verilen üstü ifadelerin değerlerini bulalım. Bakalım sırayla 7'nin karesi verilmiş. O halde 7'yi 2 defa yan yana yazıp çarpıyoruz. 7 çarpı 7'den 49. 64'ün birinci kuvveti verilmiş. Yani 64'ü bir kere çarp diyor. O zaman 64'ü bir kere çarparsak ya da bir kere yazarsak 64. 1'in beşinci kuvveti 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. 1'i 5 defa yazdım. Dolayısıyla cevabımız 1. 3 üzeri 3 3'ü 3 üç defa yan yana yazarak çarpmam lazım. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27 sonucunu elde etmiş oluruz. Örnek 3. 8 tane 2 üzeri 3'ün toplamı kaçtır? İlk önce 1 tane 2 üzeri 3'ü bulacağız. Sonra 8 tanesinin toplamına ulaşacağız. 2 üzeri 3'ü hesaplayalım. 2 üzeri 3, 2'nin küpü de şeklinde de söylenebilir. Yani 2'yi 3 defa yan yana yazıp çarpmamız gerekir. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 sonucunu elde ederiz. 8 tane 8'in toplamı ise ekranda da gör, görüyorsunuz. 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 8. Yani bunu 8 defa bunun pratiği toplamanın daha pratiği neydi? Çarpmaydı. O zaman 8 çarpı 8'den 64 elde ederiz. Örnek 4. Aslı 7 üzeri 2 sayısının sonucunu hesaplarken 7'yi 2 ile çarpmıştır. Aslı'nın bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç eksiktir? Üstü sayıyı çarpma gibi görmüş Aslı. Burada yanlış yapmıştır. Aslı'nın sonucu 7 çarpı 2'den 14 bulmuştur. Ancak gerçek sonuç burada bir üstü ifade olduğu için 7'nin karesi 7'yi 2 defa yan yana yazarak çarparak yani 7 çarpı 7 49 olması lazım gerçek sonuç. İkisinin arasındaki farkı soruyor. Yani kaç eksik olduğunu soruyor. O zaman 49'dan 14 çıkartırsak 35 eksiktir. Şimdi de üst niceliklerle ilgili bazı notlara değinelim. Not. Tabanı 1 olan üst ifadelerde üst kaç olursa olsun sonuç her zaman 1'dir. Yani 1 üzeri 1 de 1'e eşit, 1 üzeri 5 de 1'e eşit, 1 üzeri 1000 de 1'e eşit. 1 üzeri 2020 de yine 1'e eşittir. İkinci bir notumuza baktığımızda sıfır sayısının tüm kuvvetleri sıfırdır. Sıfırın birinci kuvveti de sıfırdır. Sıfırın beşinci kuvveti de sıfırdır. Sıfırın iki bininci kuvveti de yine sıfırdır. Örnek 5: 0 üzeri 1001 artı 1 üzeri 1001 artı 1001'in birin birinci kuvveti işleminin sonucu kaçtır? 0'ın 1001. kuvveti 0'dır. 1'in 1001. kuvveti 1'dir. Şöyle düşünün: 1'i 1001 defa yan yana yazıp çarptığımızda yine 1 yine sonucunu elde edersiniz. 1001'in birin birinci kuvveti ise 1001'i bir kere kullanmamızı istiyor, yani yine 1001'e ulaşırız. Bu bulduğumuz 3 tane değeri topladığımızda 0 artı 1 artı 1001'den 1002 cevabına ulaşmış oluruz. Örnek 6. Üçgenin karesi küçüktür 130 olduğuna göre üçgen yerine yazılabilecek kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi biz doğal sayıların karelerini düşünelim. E, sıfırın karesi 0, sıfır, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121. Yani sıfırdan 11'e kadar olan doğal sayıların kareleri 130 sayısından küçük olduğu için biz üçgen yerine sıfırdan 11'e kadar olan yani 12 tane doğal sayıyı yazabiliriz. Bakın üçgen yerine 12 yazamam. Çünkü 12'nin karesi 144'tür. 144 de 130'dan küçük değildir. Demek ki bizim burada sayıların karelerini bu tarz sorularda sayıların karelerini doğru şekilde hesaplamamız gereklidir. Bir başka notla devam edelim. Onun kuvveti olan sayıları üste olarak yazarken, sayının sonunda bulunan sıfır sayısı kadar onun kuvvetine yazılır. Şimdi bu notumuzla ilgili bir örneği inceleyelim. Örnek 7. 1 milyon eşittir 10 üzeri a, 10 bin eşittir 10 üzeri b ifadesine göre a artı b değeri kaçtır? Şimdi bakalım 1 milyon sayısında 6 tane 0 olduğuna göre ben bunu kısaca 10 üzeri 6'ya eşittir diyebilirim. Yani o halde 1 milyon sayısını üslü sayı olarak yazdığımızda 10 üzeri 6'dır. Dolayısıyla A sayısı 6'ya eşittir. Aynı şekilde 10.000 sayısını da Birin sağ tarafında 4 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 4 üstü sayı şeklinde yazabilirim. Yani B sayısı da 4'tür. Soru bizden A artı B'yi istediği için 6 artı 4'ten 10 cevabına ulaşabiliriz. Örnek 8. 10 üzeri 14 artı 10 üzeri 8 işleminin sonucu kaç basamaktadır? Şimdi çözümümüze bakalım. 10 üzeri 14 demek 1'in yanında 14 tane sıfır var demek. 10 üzeri 8 de 1'in yanında 8 tane sıfır var demek. Bu sayıları yan yana yazıp alt alta topladığımızda ekranda yazılı olan bayağı da büyük bir sayıyı elde etmiş oluyoruz. bu sayıya baktığımızda basamak kaç basamaktır diye soruyor bize. basamaklarımızı saydığımızda 15 basamak elde ettik. Bakın burada 15 basamak aslında en büyük sayı olan 14 tane sıfırı olan yani 10 üzeri 14'ten 14 tane sıfırı olan sayının bir fazlası. O zaman biz daha pratik olarak şöyle diyebiliriz. 10 üzeri 14 artı 10 üzeri 8'de en geniş sayı 10 üzeri 14. Yani burada 14 tane sıfır olacak. Bir de kendiliğinden gelecek. O yüzden daha kısa bir yöntemle de 15 basamaklıdır diyebiliriz. Ya da sayıları bulup alt alta topladığımızda da yine 15 basamaklı sayıya ulaşmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.